Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün geleneksel kurban pazarı günündeyiz. Öncelikle herkese hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz her sene biz kurban pazarına gidiyoruz Recep abiyle. Değil mi Recep abi? Bugün o traktörünle mi gidiyoruz Recep abi bugün? Tabii lan. Bugün traktörle gideceğiz. Kurban pazarına gideceğiz arkadaşlar. Yalnız bugün tek gitmiyor ha. Baldin'e gelecek. Lan bu Baldin nereye gitti lan acaba? Dur bakayım. Şu traktörüme bir bakayım. Deposu dolmuş mu? Lan benzin bitti de onu doldurdum biliyor musun? Bak harap et gizli. Çok gizli. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok gizli bir römorkumuz var. Buraya iki tane kurbanlık alacağız bugün. Vallahi çok merak ediyorum nasıl kurbanlıklar var. Yeni bir pazar açılmış. Oraya gideceğiz. Lan bir Baldin nerede lan? Lan öyle Baldin neredesin lan? Ecep abi nereye gitti Baldin ya? Abi Baldin'i bul. Baldin'i bırak traktörünü. Gördük tamam. Çok güzel. Baldin'i bul da pazara gidelim artık abi. Kurbanlık alacağız bugün Recep abiyle beraber. Baldi de gelecekmiş ama Baldi yok Recep abi. Adamı nereye kaybettin Recep abi ya? Lan oğlum lan buradaydı lan değil mi lan? Şu adama söyleyeyim dur bakayım. Şşt hemşerim. Şşt lan şşt. Lan Baldi'yi gördün mü lan? Burada Baldi vardı. Baldi. Gördün mü lan? Lan şşt lan cevap da vermiyor lan. Lan oğlum. Vallahi bir de sigara içiyor ya. Neyse dur bakalım. Adam cevap vermiyor lan bak. Tipe bakıyor. Neyse dur bakayım şöyle bir gezeyim. Baldi nerede lan? Lan şuralara bakıyorum yok. Şuraya bakıyorum yok. Şu arka tarafa bakacağım. Belki buradadır. Aha gördüm. Lan Baldi'ye bak lan. Şşt. Baldi gel oğlum buraya pazara gideceğiz. Sen ne yapıyorsun orada hala ya? Şuna bak ya bak lastiklere bakayım bir şey yapayım. Bak görüyorsunuz mu? Hadi ben gideyim. Sen arkamdan yavaş yavaş gel. Bu Baldi beni öldürecek arkadaşlar. Ya Recep abi geldim ya Allah Allah. Bir saattir oradan konuşuyorsun. Ben iki dakika şu arkaya gitmiştim alt üstü. Neyse pazara gideceğiz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İyiyiz Baldi. Evet arkadaşlar Baldi'yi de bulduğumuza göre Recep abiyle Baldi bugün kurban pazarına gidecek arkadaşlar. Kurbanlık alacağız da yalnız Baldi bir sıkıntı var. Abi ön tarafta yer yok. Römorka binmen lazım. Baldi römorka binecek arkadaşlar. Önde yer yok gördüğünüz gibi. Mecburen arkaya binmen lazım. Baldi atlayabilecek misin bilmiyorum. Bir zıpla. Hop. Helal be sana. Abi adam bu işi yapıyor. Adam bu işi yapıyor. Hadi bakalım Recep abi artık traktörü çalıştırdığına göre yavaş yavaş yola çıkabiliriz. Recep abi ile Baldi bugün bir güzel kurban pazarı açılmış arkadaşlar. Farklı bir yere daha önce gitmediğimiz bir yerde sanırım Recep abi değil mi öyle söylemiştin sen bana. Lan tabi lan valla daha önce gitmedik ha çok güzel. Gerçekten çok güzel kurbanlıklar varmış ama çok pahalı ya. Valla çok pahalı. Bizim 35 bin lira falan bütçemiz var. Bakalım 35 bin lira iki tane tosun almaya çalışacağız. Baldi'nin de var bir tane Baldi bir tane ben alacağım. Valla güzel Recep abi yani iki tane 35 bine 2 tosun biraz alınabilir mi bilemedim ama şansımızı deneriz arkadaşlar. Bakalım bugün neler olacak? Her sene biliyorsunuz arkadaşlar biz kurban bayramı geldiğinde kurban pazarına gidiyoruz Recep abiyle beraber. Bazen Baldi de geliyor bazen gelmiyor. Yani biz bunu 3-4 yıldır yapıyoruz. Baldi'nin geldiği zamanlar da oluyor. O gelmediği zamanlar da oluyor ama genelde beraber gidiyoruz. Şimdi çiftliğe doğru kurban pazarına doğru gideceğiz. Orada bir sürü kurbanlar var. Recep abiyle Baldi istediği şeyi seçecek. Tabi pazarlık da yapacağız arkadaşlar. Çünkü Recep abi 35 bin lira falan vardı değil mi Recep abi? Yanlış mı anladım? Letteble dörd dörd geçti. 35 bin liramız var. Daha fazla verirsek yani batarık borca girerik olmaz. 35 bin liraya aşmaması lazım. İki tane tosun alacağız. Tamam Recep abi. İki tosun için 35 bin lira paraları var arkadaşlar. Recep abi nerelere geldik böyle ya? Abi oraya mı gireceksin? Abi çok fena yerlerden gidiyoruz. Genelde arkadaşlar kurban pazarları biliyorsunuz böyle şehrin ortasında olmaz. Uzaklarda olur biraz böyle sakin yerlerde olur. O yüzden de biz de şu an için Recep abiyle beraber böyle toprak yollardan şehrin uzağında yerlere doğru ilerliyoruz kurban pazarına gitmek için. Böyle toprak yollardan geçerek traktörümüzle gidiyoruz. Daha önceki kurban bayramında şey yapmıştık biz transta yüklemiştik. Bugün aman aman abi römorka yükleyeceğiz arkadaşlar. Baldi arkada bayağı bir güzel duruyor yalnız ha. Recep abi Baldi'yi aman düşünme. Devam et abi. Daha var mı Recep abi yolumuz ya? Vallahi bekle bekle sıkıldık. Kurbanlıklar alalım artık ya. Lan oğlum geldik lan. Arada bak ağaçları giriyor mu dedik. Ağaçların yanından alacağız hemen. İki tane seçeceğiz bak. Baldi'ni güzel duruyor. Aferin Baldi. Tamam güzel sıkıntı yok. Şuradan devam edelim. Bak görüyor musun? İnek resmi var. Bak dur. Bak. İnek resmi var. Girdiğin gibi. Yani burada inek satılır diye. Tosun satılır diye. Şuradan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. İnekler var. Ata binen adamlar çıkabilir. Yavaş dikkatli olun diye. Recep abi ya. Adamsın. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sağ tarafta yer sanırım burası Recep abi. Yavaş gir aman vurma abi. Dikkat et. Dikkat et abi dikkat. Arka tarafa dikkat. Römorku vurma sürtme duvara tamam sıkıntı yok. Vay. Abi şuraya bak. Efsane bir yer duruyor yalnız. Bak bir sürü kurbanlık var.
Abi insanlar falan da var burada. Recep abi nereye ters mi park edeceksin? Dikkat et, çarpma bir yere. Aman Baldi'de düşürme. Bir park etsin abi. Recep abi şuraya doğru. Biraz ileri gel 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 gel. Arkayı geriye doğru verecek ki çünkü kurban alınca yüklememiz rahat olsun diye arkadaşlar. Recep abi işi biliyor. Bir daha uğraşmak istemiyor ama yine geri gelmek gerekecek. Evet arkadaşlar, Recep abiyle şu an için kurban pazarına geldik. Recep abi buranın sahibi kim? Lan lan şu karşıdaki lan. Şşt, bak Baldi. Şşt, orada güzeldir, birazdan aşağı gel diyeceğim. Sen o zaman gelirsin, tamam mı? Bak bak, Osman emmi karşıda, ben bunu tanıyayım. Daha önce gördüm. Gel çıksın. Osman emmi. Selamun aleyküm. Bize iki tane kurbanlık lazım ya. Şöyle güzellerinden bir şey versin bize. Sende vardır bak. Bayağı bir şey var gözüküyor. Böyle güzel bir tane. Bize iki tane kurbanlık ver. Olur mu Osman emmi? Bize bir şeyler lazım. Hoş geldin Recep, hoş geldin dostum. Hay bak, Rıfkı var bizim orada, çoban, tamam mı? Onun yanına git. Osman emmi gönderdi beni de. Sana iki tane güzel kurbanlık ayarlasın. Ne kadar param varsa söyle, ona göre bir şeyler ayarlarız. İki tane alacaksın. Rıfkı da insan ayarlasın. Git bakalım hadi. Ya Osman emmi ya, vallahi teşekkür ederim ya. Çok sağ ol ya. Bak Rıfkı dayı kim lan? Dur önce şuraları gezeyim de, ondan sonra Rıfkı dayı yanına gidiyor. Bak Baldi'ye bak, hemen karşıya gitmiş. Ne ara gittin Baldi ya? Dur bakalım, şuraları gezelim, Rıfkı dayıyla konuşuruz. Güzel tavşanlar var. Recep abi çok güzel gözüküyor yalnız, tavşanlara bakın. Çok güzel gözüküyorlar. Minik minik bir sürü tavşan var gördüğünüz gibi. Çok büyük bir çiftlik burası arkadaşlar. Aslında sadece şey değil, böyle kurban pazarı gibi değil. Oraya mı gidiyorsun Recep abi? Orası kış bahçesi mi oluyor? Öyle bir şey yapmışlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Böyle bir bahçe var, minikle bir çiftliği de gezmeden tabii ki Recep abi duramıyor arkadaşlar. Buraları gezmesi lazım. Ne yapıyorsun? Sivrisinek mi yakaladın Recep abi? Sinekleri yakalıyor. Şu an için Recep abiyle böyle bir etrafı bir gezeceğiz. Daha sonra Rıfkı dayının yanına gideceğiz. O da bize bir kurbanlık ayarlayacak. Burada tavuklar, horozlar falan var. Recep abi horoz kesmeyeceğiz değil mi? Lan alem lan, ne horoz kesilir mi lan? Lan horoz kesilir mi lan kurbanda? Tosun kesilir, koyun kesilir kızı. Koyun kızı bilmiyor. Koyun da kız bilmiyor, fark etmez. İşte küçük kesir, büyük hayvan kesir. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi şöyle bakalım, burada çok güzel. Elma ağaçları mı, portakal mı, neyle onlar? Kabak var bak, yerde güzel. Bak burada keçileri var, geyikler var. Lan geyik mi kessek lan acaba? Recep abi geyik kesilir mi ya? Abi geyik kesilir mi? Geyik keselim diyor. Abi hiç dikkat etme. Vallahi boynuzunu atar Recep abi, geri git. Ha, çok yanaşma. Abi kenardan bak, çok yanaşma. Vallahi boynuzu atarsa gidersin Recep abi, söyleyeyim, dikkat et. Aman dikkat et. Çok yanaşma abi. Yeter Recep abi, bunlara bakın, biz işimize bakalım ya. Abi bayram günü kurbanlık almaya geldik, keçilere şeylere, geyiklere bakıyorsun ya. Lan valla doğru söylüyorsun ha, neyse. Dur bakalım, bak Baldi de orada adamlara alkışlıyor. Kime alkışlıyor lan o çocuk? Valla kurbanlıklara alkışlıyor. Kafayı yedi bu Baldi ya, valla kafayı yedi. Dur bakalım şöyle gidelim. Şöyle gidelim bakalım, güzel güzel. Ben buraya çok sevdim. Rıfkı dayı da orada bekliyor. Şu Baldi'ye bakayım lan. Şişt. Dur bakacağım şimdi, ne yapıyorsun lan çocuk, ne yapıyorsun lan? Lan kurbanlıklar alkışlanıyor mu lan? Niye alkışlıyorsun onları sen? Lan ya Recep abi dur ya, alkışlıyorum, moral olsun onlara, moral moral. Ya Baldi alemsin ya, Recep abi bırak şunu ya. Kafayı yemiş Baldi. Recep abi Rıfkı dayıyla bir konuşalım, bize bir kurbanlık göstersin ya. Leğulüm evet lan, çok güzel. Rıfkı dayı selamun aleyküm. Bizi Osman emmi gönderdi, sen bize iki tane kurbanlık seçecekmişsin. Öyle güzellerinden. Bize 35 bin liraya geçmesin Rıfkı dayı. Elindeki sopa da çok tehlikeli duruyor bu arada. Bize bile bir şeyler göster Rıfkı dayı. Hoş geldin bakalım Recep. Turuncu Recep. Bekle şimdi. Ben şuradan kurbanlıklara bakacağım, sen de arkamdan gel, tamam mı? Bakalım nasıl kurbanlıklar varmış. Şu kapıyı birazcık kolay açabilsek keşke. Tamam şimdi oldu. Recep gel, korkma evlat. Gel gel bak, hala bekliyor. Recep evlat, niye orada bekliyorsun, benimle gel hemen. Açıyorum kapıyı, açılmadı. Tamam açıldı. Gel bakalım evlat Recep. Recep çok korkuyorsun, gel. Bak içeri girmiyorsun Recep. Evet, gel bakalım Recep. Senin için çok güzel tosunlarım var. Bak şimdi sana bir tane göstereyim. Tamam mı Recep? İki tane. Bak şimdi. Şöyle bakayım. Güzel. Evet, sana bir tane tosun seçelim Recep. Bak bu çok güzel. Siyah renkli. Tam senin için Recep. Sana güzel bir tosun seçtim. Bunu alabilirsin. Birinci. Yalnız. Birazcık uykusu gelmiş Recep, ona çok bakma, uyanır. Ha tamam uyandı. Evet Recep, nasıl ama? Güzel bir şey seçti Rıfkı dayın sana, ne dersin? Alırsın bunu sen. Bir tane de şöyle kahverengi, beyaz lekeli güzel bir inek tosun.
Sana bunun ikisini verelim Recep. 35 bin yeter gibi duruyor, ne dersin? Ya Resulallah ya, bunlar ne biçim ya? Bir bakacağım yengeçli, şunun aşağı dişli ya. Ben bunu çok beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Şuna bir bakayım. Şunda lekeleri var gibi gözüküyor. Ya Rıfkı dayı, ben senin vallahi seçkini hiç beğenmedim. Ben bunları almam Rıfkı dayı. Geçir de sen bana çak kedi kurbanlık seçtiğin gibi gözüküyor. Rıfkı dayı sen git, ben seçeceğim ya. Vallahi ben kendim seçeceğim ya. Bunları beğenmedim ben. Tamam o zaman Recep. Ben gidiyorum, sen kendin seçersin. Buna da iyilik yaranmıyor. Ben gideyim de traktöre bineyim. Bu Recep'e hiç iyilik yapmaya gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Anlamadım Recep'i. Ya vallahi ya, bu Rıfkı dayı hiç güzel bir şeyle seçemedi ya. Baldi oradan bakıyor. Baldi hiç yardımcı olmuyor bana. Şşt Baldi, şşt. Öyle mi? Şöyle güzel bir şeyler seç de alalım ya. Vallahi kek başıma yoruldum ha. Güzel bir şeyler seç Baldi. Hadi bakalım, sana güvenirim. Bir tanesini sen seç Baldi. Ya tamam ya Recep abi ya. Bir dakika. Şöyle bir bakayım hangisini seçsek acaba. Güzel şu kahverengi güzel duruyor mesela. Güzel, evet tamam. Hemen ben bunu seçtim Recep abi. Kahverengi çok güzel gözüküyor. Bir tanesini sen seçersin o zaman. Olur mu? Lan oğlum lan Baldi, tamam lan şu kahverengi mi? Bakayım bir de, ben bir kontrol edeyim şimdi, bir bakalım şöyle, güzel gözüküyor, tamam. Bu senin kurbanlığın olsun Baldi, çok güzel, evet. Biraz lekeli gözüküyor, umarım hasta değildir. Çok güzel gözüküyor, tamam. Sıkıntı yok, gerçekten güzel. Ben bunu sevdim. Baldi için bunu aldık arkadaşlar. Bir tane de ben seçeceğim, şöyle bakalım. Şu siyah beyaz güzel gözüküyor lan. Vallahi çok kocaman ha, tosun gibi. Çok güzel gözüküyor, bunu da ben alsam güzel olur aslında. Boynuzları da var, çok güzel. Bunu alalım arkadaşlar, çok güzel gözüküyor. İki tanesini seç. Çok güzel gerçekten, ben bayağı beğendim. Performanslı, güzel, büyük bir şeylere benziyor Baldi. İkisini seçtik. Şimdi ben ne yapsak acaba? Bizim Osman Emmi'nin yanına mı gitsek, bir ondan bir fiyat konusu alsak acaba? Aynen Recep abi, git de Osman Emmi sana şey yapsın ya, bir adam fiyat versin sana ya, bir konuş bir git. Adam orada bekliyor bak. Ya bu Recep ne yaptı, bir bakayım şuna ya. 2 saattir kurbanlık seçiyor. Ha buradaymış, tamam gördüm. Recep ne yaptın dostum? Seçtin mi kurbanlıklarını? Güzel şeyler buldun mu bakalım? 2 tane seçecektin değil mi sen? Rıfkı yardımcı oldu mu sana? Ya Osman emmi ya, vallahi Rıfkı hiç yardımcı olmadı. Baksana traktör evin bir saatin. Hiç beni yardımcı mı? Çak gitti, kurbanlıklar seçti. Ben de kendim seçtim, haberin olsun. 2 tanesini kenara koyduk zaten. Onların 2 tanesini bana ayırırsın. Çak güzel, bak gel göstereyim sana. Ooo Recep, bakalım hangisiymiş ya. Bak 2 tane de ayırmış kenara. Bir bakalım hangisiymiş. Evet, bizim tavşanlar da burada bekliyor. Güzel. 2 tane demek bunlar Recep. İkisi de çok güzel, haberin olsun. İkisi de en pahalılarını seçmişsin. İkisini sana 40 bine veririm. Gerçekten 20'şer binden ikiniz alacaksınız zaten. 20-20 bölüşürsünüz Recep. Zaten baksana ya, çok büyük. En büyüklerini seçmişsin Recep. 40 binden aşağı kolay kolay kurtarmaz. Haberin olsun. Güzel fiyat. 40 bin anlaşırız bence Recep seninle. İkisi 40 bin. Başka olmaz. Ya Osman emmi çak seyleyin ya. Bizim o kadar paramız yok. 30 bin liraya ver bizimleri. Vallahi 30 bin lira verirsen başka paramız yok. 30 bine bunları bize satarsın. Vallahi çak güzel. Bayram günü sevap işlersin Osman emmi. Bak Baldi ile beraber alacağız zaten. 15-15 verelim. Ne dersin Osman emmi? Çak güzel olur. Recep abi bence 30'a vermez abi. 30'a vermez. Biraz fiyat arttırman lazım Recep abi. Ben sana söyleyeyim. Bu adam 30'a vermez arkadaşlar. Gerçekten vermez. Oo, olmaz Recep, olmaz. Olmaz, 30 olmaz bunun ikisi. Bunlar çok büyük tosun. İkisi son 34 olur. Kabul ediyorsan hadi yükleyelim traktörünü, getir buraya. Başka olmaz. 34 son fiyat. Ya Osman emmi ya, düşüneyim. Tamam ya, tamam, ben traktörü getireyim. Hadi sizi getirin, onları yükleyelim ya. Gerçekten 30 bin lira olsa çok güzel olacaktı. Ama 34 bin lira olsun. Olsun, çok güzel oldu yine de. Gayet de güzel oldu. Vallahi Recep abi, ben sana dedim abi, 30 bin liraya zaten olmazdı arkadaşlar. 30 bine vermezdi, çok fazla düştü Recep abi bir de. 2 tane kurbanlık alıyor Recep abi şu an için. Biri Baldi için, biri Recep abi alıyor. Kurbanlıkları getirmişler. İkisini toplam 34 bin liraya anlaştılar. Recep abi 30 dedi, kabul etmedi arkadaşlar. Adam 34'e veririm dedi. Ve 34 bin liraya 2 tane kurbanlık alıyor şu an için Recep abi ile Baldi. Çok güzel seçtiler. Recep abi bunlar gayet güzel. Baldi burada, Osman emmi de burada. Bu bizim kurbanlıkların sahibi arkadaşlar. Bunlar yüklensin, yola çıkalım. Çok güzel oldu bence. Baldi yine maalesef römorka bindi. Başka yeri yok arkadaşlar. Römorktan başka bir yere maalesef binemiyor Baldi. Yer yok çünkü. Recep abi, Baldi, ikiniz de hayırlı olsun. Arkadaşlar çok güzel oldu değil mi? 234 bin Recep abi. Bence çok güzel bir pazarlık oldu. Onu söyleyeyim sana. Lan geçecek lan. Güzel değil mi lan? Valla çok güzel oldu. Dur. Şurayı bir sürtmeden çıkalım, konuşacağız. Bir saniye. Şu arka tarafı bir kontrol edelim. Dur bir dakika. Yavaş yavaş dönmem lazım.
birazcık sürtmedin. Tamamdır. Çok güzel. Tamam, sıkıcı. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Evet. 37 bin lirayı aldık arkadaşlar. İki tane kurbanda hayırlı bayramlar diliyoruz seyirlerden. Çok güzel oldu. Bunları keseceğiz. Acaba kesip yesek mi yoksa kesip dağıtsak mı? Ona çok karar veremedim arkadaşlar. Siz bana lütfen yardımcı olun. Vallahi Recep abi iyi dedin ya. Sizin çiftliğe mi gidiyoruz Recep abi? Şu an nereye gidiyoruz böyle? Evet lan, çiftliğe gidiyoruz. Bizim çiftlik vardı ya. Geçen sene gitmiştik. Oraya gideceğiz yine ya. Tanıyorsun, biliyorsun, gittin zaten. Aynen Recep abi, gittik gittik, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şu an için iki tane kurbanlığı aldı. Baldi de kurbanlık gibi duruyor böyle ayakta. 34 bin liraya alınan iki kurbanlıkla beraber Recep abinin çiftliği vardı. Daha önce gitmiştik, hatırlayanlar olacaktır. Oraya gidiyoruz şu an için. Recep abi size bir soru sordu. Kesip yiyelim mi, kesip dağıtalım mı dedi insanlara. Hangisini yapalım? Onu yazarsınız, ona göre belki yine Recep abi video çekelim derse yapabiliriz. Kesip dağıtalım mı? Kesip yiyelim mi? Yorumlarınızı muhakkak bekliyoruz. Yine bir geleneksel kurban pazarı videosu oldu. Bu şekilde yine her sene çekeceğiz arkadaşlar. Ölüp kalmazsak, ölmezsek her sene böyle bir kurban bayramı, kurban pazarı serüvenimiz, maceramız olacak. Bugün de yine güzel bir bölgeye gittik. 34.000'e 2 tane kurbanlık aldık. Artık bundan sonrası sizde. Kesip yesek mi, kesip dağıtsak mı? Değil mi Recep abi, sen hangisini istersin daha çok? Lan oğlum lan. Valla aslında yesek çok güzel olur ha. Boy. Yesek çok güzel olmaz mı? Boy. Valla çok güzel olur. Neyse tamamdır. Komiklik yapmayalım. Belki de dağıtsak daha sevap işleriz gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Baldi aferin lan. Teşekkür ederim. Çok güzel oturdun orada. Aferin sana. Evet Recep abi. Baldi vallahi yardımcı oldu sana. Orada keşke bir şey yapmadı. Gerçi alkışlayıp durdu saçma sapan ama. Olsun, Baldi'nin yanımızda olması iyiydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Tekrardan herkes iyi bayramlar, hayırlı bayramlar diliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.